iki tarafta siperlerine çekiliyordu. Harbert, o gün bulduğu dostlarıyla vedalaşırken Türkçe olarak "Şimdi gülüyorsunuz ama yarın beni vuracaksınız" dedi. Türklerin cevabı ise "Allah göstermesin" şeklinde oldu. Tarihin gördüğü en büyük savaşlardan biri olan Çanakkale Savaşı, İtilaf Devletleri'nin Çanakkale Boğazı'nı aşarak İstanbul'u almak ve Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak için açtıkları bir cepheydi. En gelişmiş savaş gemileriyle Çanakkale Boğazı'ndan geçmek için çabalayan İngilizler ve Fransızlar bunda başarılı olamayınca kara harekatına başladılar. Gelibolu Yarımadası'ndan 75 bin kişilik bir kuvvetle saldıran İtilaf ordusu kara üzerinden İstanbul'a varmayı planlıyordu. Ancak deniz harekatına yaşadıkları mağlubiyetin bir benzerini de kara harekatına yaşayacaklardı. Çünkü Çanakkale İstanbul'un kilidiydi. Bu sebeple Çanakkale'yi yalnızca Osmanlı ordusu savunmadı. On binlerce gönüllü de bu cephede görev aldı. Gelibolu Yarımadası küçük bir yarımadaydı. Yüz binlerce askerin aylarca mücadele ettiği, on binlerce insanın hayatını kaybettiği bu küçük yarımada kısa sürede kan ve ceset ile kokmaya başlamıştı. Siperler birbirine yakındı ve aralarındaki bölge cesetlerle, yaralılarla doluydu. Bu durum hem insani hem de tıbbi nedenlerle kabul edilebilecek bir şey değildi. Çünkü cesetler bir an önce kaldırılıp gömülmediği takdirde çürüyecek ve yayılacak mikroplar her iki tarafın da sağlığını tehdit edecekti. Her iki tarafın sağlık ekiplerinin bu konuyu komutanlarına bildirmesi üzerine karşılıklı görüşmeler yapıldı. Görüşmelerde İngiliz tarafını Yarbay Aubrey Harbert, Osmanlı tarafını ise Yarbay Fahrettin Bey temsil etti. Yarbay Aubrey Harbert, Türkçe biliyordu ve Türkleri yakından tanıyan bir insandı. İki tarafın görüşmeleri sürerken aslında cephede karşılıklı siperler arasında anlaşma yapılmıştı bile. İki taraf da siperler arasındaki yaralıları Kızılay ve Kızıl Haç bayrakları çekerek topluyordu. Cephede başlamış olan bu hareket 23 Mayıs günü yapılan protokol ile resmileşti. İki taraf da 24 Mayıs sabahı 9 saat boyunca ateşi kesecekti. 3 ayrı bölge beyaz bayraklarla tespit edilecek ve bunlardan birine Türkler, diğerine İngilizler, üçüncüsüne ise her iki tarafın ölüleri karışık gömülecekti. Bu işlerde görev alacak doktor ve din adamları kollarında beyaz bant taşıyacak, yanlarında dürbün bulundurmayacak ya da karşı taraf siperlerine inmeyeceklerdi. Sahipsiz tüfekler mekanizmaları çıkarıldıktan sonra kime ait ise o tarafa iade edilecekti. Protokolün ardından 24 Mayıs sabahı iki tarafta ateşi kesti. Harbert ve Yarbay Fahrettin Bey kumandasındaki heyet beraberce binlerce cesedin bulunduğu bölgeye geldi. Harbert burada gördüğü manzarayı hatıralarında şöyle anlatıyor. 4000 Türk'ün yatmakta olduğu arazinin durumunu tarif edebilmek imkansızdı. Neyse ki hava kapalıydı ve yağmur görüş mesafesini kısıtlıyordu. Türk kızlayından biri bana bir parça antiseptik pamuk verdi ve burnuma tutmamı söyledi. Sonra da sık sık gelip pamuğumu değiştirdi. İlk anlarda onca ölünün arasında sadece iki yaralı bulunabildi. Siperlerde bekleyen askerlerin elleri tetikte olmasına karşın omuz omuza mezar kazmak durumunda olan Türk ve Anzak askerleri arasındaki muhabbet artmıştı. Askerler birbirlerine sigara ikram ediyor, bildikleri İngilizce, Arapça kelimelerle şakalaşıyordu. Hatıra olarak rütbelerini değiş tokuş ediyorlardı. Türk ve Anzak askerleri beraberce işlerini yaparken Avustralya Kuvvetleri Sağlık Bakanı yüksek rütbeli bir subayın göğsünde büyük bir eski Osmanlı nişanı görülmekteydi. Bilenler bunun Plevne Gazi'ne verilmiş meşhur madalya olduğunu anlamışlardı. Adı Charles Ryan olan Avustralyalı bunu 1877 Osmanlı-Rus Harbi'nde Rusya'ya karşı Gazi Osman Paşa kuvvetleri arasında savaşarak kazandığını ifade etti. Bu cümlelerin ardından Türk subaylarının hikayesini anlatmaya başladı. Doktor Ryan, 1877 savaşı başladığında Türklerin haklı olduğuna inanmış ve Osmanlı hizmetine girerek savaşta görev almıştı. Gönüllü olarak katıldığı bu savaştaki hizmetlerinin karşılığı olarak Plevne Gazi'ne verilen özel madalyadan bir tane de ona verilmişti. Ryan savaştan sonra ülkesine, yani Avustralya'ya döndüğünde Plevne Savaşı'nı öyle çok anlatmıştı ki kendisine Plevne Ryan diye hitap edilmeye başlanmıştı. Ryan, bu hikayeyi anlatırken hayatını kaybetmiş olan askerlerin defin işleri sona ermek üzereydi. Harbert da yine bildiği Türkçe ile iki taraf arasında çıkan ihtilafları çözmekle meşguldü. Bir ara Türkler onu siperlerine aldılar. Harbert da siperde Balkan Savaşı sırasında Arnavutluk'ta tanışmış olduğu bazı eski arkadaşlarına rastladı ve aralarında sohbet başladı. Sohbet öyle koyuydu ki görüşmelerin sesinden defin işlemi yapan imamlar ve papazlar rahatsız oldular ve bir subayı göndererek susmalarını istediler. Açılan mezarlara cesetler konarken bir Türk subayı
Harbert'a bu gördüğünüz politika dedi. Sonra da üst üste yığılmış başka cesetleri işaret etti. Bunlar da diplomasi. Allah biz askerlere acısın diyordu. Saat 16'ya geldiğinde Türk sıhhiye elleri siperlerine çekilmeye başlamıştı. Harbert da kendi adamlarını geri gönderdi. İki taraf da siperlerine çekiliyordu. Harbert o gün bulduğu dostlarıyla vedalaşırken Türkçe olarak "Şimdi gülüyorsunuz ama yarın beni vuracaksınız" dedi. Türklerin cevabı ise "Allah göstermesin" şeklinde oldu. Siperdeki Türklerle Avustralyalılar tokalaştılar. Onlar yerlerine dönerken Türkler arkalarından "Güle güle gidin" diye bağırıyordu. Böylece 9 saat süren ateşkes sona erdi. Saat 16.45'te atılan bir kurşun ile savaş kaldığı yerden devam etti.